Sevgili LGS öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhabalar. Sınavın her gün bir adım daha yaklaştığı şu günlerde biz de neredeyse her gün bir deneme çözmeye çalışıyoruz. Bugün masamızda BES yayınlarının 5. kazanım değerlendirme sınavı olacak. Siz de benimle beraber çözmek istiyorsanız haydi çözümlerimize başlayalım. <laughs> İlk sorumuzla başladığımızda bazı aletlerin kullanım amacına göre kuvvet veya yoldan kazanç durumu değişebilir. Aşağıda bu şekilde farklı tiplerde kullanabilen bir mutfak makası gösterilmiştir. Harflendirilerek verilen bu bölümlerin görevlerine ait ifadeler tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda harflendirilmiş bölümlerin görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş makasımıza baktığımız zaman A bölümüne makasın kuvveti uygulandığı bölüm mü demiş? Evet arkadaşlar oradan bir kuvvet uyguluyoruz orası doğrudur. E baktığımızda kaldıracın destek noktası demiş. Halbuki arkadaşlar kaldıracın destek noktası orada C olması lazım. Yani buradaki görev yanlış atılmış. C'ye geldiğimiz zaman makasın parçalarının birleşim noktasıdır. Evet oradaki birleşim noktası ve aynı zamanda destek noktası C'dir. O yüzden bu görevde doğru yazılmış. D'ye geldiğimiz zaman makas ile kesilecek olan kağıt ve benzeri ürünlerin yerleştirildiği bölümdür. Yine burada arkadaşlar yükü taşıyan bölüm burası olduğu için bu da doğrudur. Yani burada B'nin görevi yanlış yazılmış. Buna göre arkadaşlar hangileri doğrudur demiş bize. Demek ki B ile ilgili olan ifadeler yanlış olacak. A'ya baktığımızda D bölümü için verilen görev bilgisi doğrudur. Evet arkadaşlar o ayı zaten doğru demiştik. B'ye geldiğimizde B ve C bölümleri için verilen görevler doğrudur. C için doğru fakat arkadaşlar B için doğru muydu? Değildi. O yüzden bunu kabul edemeyiz. C'ye geldiğimizde B bölümü için verilen görev bilgisi doğru demiş. Zaten B'ye biz yanlış diyorduk. Yine Denizli'ye geldiğimiz zaman A ve B bölümleri için verilen görevler doğrudur demiştik. Yine arkadaşlar B'de hata vardı. O yüzden bu da yanlış. Yani B'de, C'de ve D'de B ile ilgili ifadelere verdiği için arkadaşlar onlara doğru kabul edemedik. Doğru cevabımız A oluyor. İkinci sorumuza geldiğimizde özdeş kapta aşağıdaki sistemler kurulmuştur. Birinci kapta sızdırmaz kapağı plastik iki ucu açık boru yerleştiriliyor. Kapların içerisine huniden sıvı dökülmeye başlıyor. Buna göre yapılan deneyle ilgili aşıdakilerden hangisi doğrudur demiş ve orada bize denilmiş ki Hunilerden su dökülürken Huniden dışarıya hava çıkışı olmamaktadır. Hunilerden sıvı dökülürken Huniden dışarıya su dökülmemektedir demiş. Burada arkadaşlar biz bunların içerisine sıvı doldurmaya başladığımız zaman haliyle burada bulunan hava tanecikleri ne olacak arkadaşlar? Orada sıkışmaya başlayacak. Şayet biz buraya plastik boru takarsak burada arkadaşlar basıncı artan sıkışan hava Buradan dışarı çıkabilir ve burada daha fazla arkadaşlar sıvıyı alabiliriz. Fakat öyle bir çıkışımız olmazsa zamanla arkadaşlar buradaki hava tanecikleri sıkışınca ne yapacak? Tabii ki buraya sıvı akışını engelleyecek arkadaşlar. Buraya basınç uyguladıkları için. Yani buradaki plastik boru arkadaşlar orada oraya daha fazla sıvı almaya yarıyor diyebiliriz. Bunu seçeneklerimizde arayacağız arkadaşlar. A'ya baktığımız zaman açık hava basıncı 2 numaralı kaba daha fazla etkileceği için o kaba daha fazla su dolacaktır demiş. Halbuki arkadaşlar biz ikinciye değil birinciye daha fazla dolacağını da düşünüyoruz. O yüzden bu ifadeyi kabul edemeyiz. Kusaya geldiğimizde plastik boru sayesinde bir numaralı kaba daha fazla su dolacaktır. Evet arkadaşlar o plastik boru sayesinde ne yapıyor? Bir numara daha fazla su taşıyacaktır. O yüzden buna doğru diyoruz. C'ye geldiğimizde özdeş kaplar içerisinde hava bulunduğundan kaplar aynı miktarda sıvı olacaktır. Halbuki biz kimde birinci kapta daha fazla su olmasını bekliyoruz. O yüzden aynı miktar dediği için bunu da kabul edemiyoruz. Ve denize geldiğimizde 2 numaralı kabın içerisindeki hava vakumlanırsa kaba daha az sıvı dolar. Şayet arkadaşlar oradaki hava miktarını azaltırsak orada hava daha az sıkıştırıcı için veya hiç sıkıştırmayacağı için daha fazla sıvı alır. Daha az değil. O yüzden bu ifademiz de yanlış oldu. Doğrumuz Bursa'daydı. Bursa'yı işaretleyelim. Üçüncü sorumuza geldiğimizde bize bir bilgi vermişler, Demiş ki sudoku her satır ve sütunda bir ifadenin veya sayının sadece bir kere bulunmasına yönelik oyundur. Aşağıda dünya üzerinde bazı konumlar harflendirerek verilmiş olup bu harfleriyle sudoku doldurulacaktır. Buna göre tablodaki boşluklar doldurulduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır demiş. Öncelikle sudokuyu dolduralım. Ne yapacakmışız? Her bir harf bir kutucuğa gelecekmiş. Yani arkadaşlar harflerimiz zaten K, L, M ve N. Yani burada birinci satırımıza bakacak olursak K ve L var. Demek ki orada M ve M eksik. Şayet M'yi buraya koyabilirsek arkadaşlar aşağıda onu engelleyecek bir durum var mı? Yok. Ama buraya koyacak olursak arkadaşlar şurada M olacak için buraya yerleştiremeyiz. Yani M'yi buraya yerleştireceğiz. Ve bu durumda N'yi buraya yerleştirmemiz lazım. Ee, dördüncü sütunumuza geldiğimiz zaman N'si var, M'si var, L'si var. Demek ki burada K olacak arkadaşlar. Üçüncü satırımıza geldiğimiz zaman burada K var, M var, N var. Demek ki burada L olacak arkadaşlar. Diğerlerine de baktığımız zaman mesela ikinci satırımıza bakalım. K ve M var. O halde ne lazım arkadaşlar? Bize L ve N lazım. Şayet arkadaşlar neyi buraya yazarsam altta da N var. O yüzden buraya N yazamam arkadaşlar. Ne yazacağım? Buraya L yazacağım ve buraya ne yazacağım? Burada da L, N, M olduğuna göre arkadaşlar alta K yazıyorum ve birinci sütunumuza geldiğimiz zaman K, L, N olduğuna göre M yazıyorum. Şimdi arkadaşlar buradakileri teker teker doldurduğumuza göre hatalı olan cümleyi bulmaya çalışalım. Demiş ki Adana'da birinci satır ikinci sütundaki bölge. Birinci satır ikinci sütundaki bölge. Yani M bölgesinde. M bölgesi ekvatorda arkadaşlar. 23 Mart'ta gece gündüz eşitliği yaşanır demiş. Arkadaşlar ekvatorda yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz vardı. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Bursa'ya bakalım. Dördüncü satır üçüncü sütundaki bölgede demiş. Dördüncü satırımız üçüncü sütunumuz arkadaşlar K var. Yani K'de 23 Eylül'de en uzun gündüz yaşanır demiş. K'ye baktığımız zaman arkadaşlar Kuzey Yarımköy'de bir yer. Kuzey Yarımköy'de 23 Eylül'de ne vardır arkadaşlar? Ekinoks yani gece gündüz eşitliği vardır. En uzun gündüz yaşanmaz. En uzun gündüz orada arkadaşlar ne zaman yaşanacak? 21 Haziran'da yaşanacak. O yüzden bu ifademiz hatalıdır diyoruz. C'ye geldiğimiz zaman ikinci satır birinci sütundaki bölgede. ikinci satır birinci sütunda arkadaşlar ne var? L var. 21 Aralık'ta yıl içerisinde birim yüzeye düşen enerjinin en az olduğu gün yaşanır. Hemen bakalım arkadaşlar. L neresi? Yengeç dönencesi yani kuzey yarım küre diyeceğiz. Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta arkadaşlar ne vardır? Kış başlangıcı vardır ve orada birim yüzeye düşen enerji en az mıdır? Evet en azdır. O yüzden bu da doğru oldu. Ve sonuncuya da bakarsak ikinci satır üçüncü sütun. İkinci satır arkadaşlar üçüncü sütunda ne var? N var? Ve 21 Aralık'ta en uzun günüz demiş. Ne arkadaşlar? Güney yarım kürede oğlak dönencesi üzerinde. Yani arkadaşlar 21 Aralık tarihinde orada ne başlayacak? Yaz başlayacak ve orada en uzun gündüz yaşanacak mı? Evet yaşanacak. Yani hata arkadaşlar Bursa'daydı. Cevabımız olarak Bursa'yı işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzda bir laboratuvar çalışması kapsamında aşağıdaki düzenekler kurulmuştur. Sistemlerdeki musluklar kapalı haldedir. Birinci ve ikinci kaplar A ve B musluklarıyla dördüncü kaba, ikinci ve üçüncü kaplar C ve D musluklarıyla beşinci kaba bağlıdır. Birinci kabın içerisinde X sıvısı, ikinci kabın içerisinde Y sıvısı, üçüncü kabın içinde bordan geçebilecek boyutta Z katısı bulunmaktadır. Hemen şuraya yazalım arkadaşlar. X sıvıymış, Y sıvıymış, Z ise arkadaşlar bir katı maddeymiş. Dördüncü ve beşinci kaplar boştur. Dördüncü ve beşinci kapların açık uçları balon ile kapalıdır denilmiş bize. A ve B muslukları açılıyor ve dördüncü kaba sıvılardan biraz dökülüyor. Balonun hacminde değişim gözlenmiyor denilmiş. Yani arkadaşlar şurada ne var? X artı Y var. Balon hala inik sönük diyebiliriz arkadaşlar. Ve diğerine geldiğimiz zaman C ve D muslukları açılıyor. Beşinci kaba materyal dökülüyor ve balonda şişme gözlemleniyor. Burada da arkadaşlar ne, ne ve Z maddeleri karıştı ve burada balon şişti arkadaşlar. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri söylenebilir? Bakalım teker teker. Demiş ki X Y maddelerinin bir araya gelmesi sonucunda gaz açığa çıkmamıştır. Evet arkadaşlar X ve Y bir araya geldiğinde şayet gaz açığa çıksaydı ne yapardı? Oradaki balon şişerdi. O yüzden buna doğru dememiz lazım. 2'ye geldiğimiz zaman Y maddesi mavi turunsol kağıdını kırmızıya çeviriyorsa Z maddesi demir tozu olabilir. Arkadaşlar mavi türün solu kırmızıya çevirenler kimlerdi? Asitlerdi. Asitler bir metalle karşılaşırsa arkadaşlar ne yapardı? Tepkimeye girerdi ve dışarıya hidrojen gazı verirlerdi arkadaşlar. Ve haliyle hidrojen gazı ne yapacak? Buradaki balonu şişirecek. O yüzden bu da olabilir diyoruz arkadaşlar. 3'e geldiğimiz zaman X ve Y maddelerinin tadı ekşi olabilir. Tadı ekşi olanlar kimdir arkadaşlar? Asitlerdi. Yani arkadaşlar oradaki X ve Y'nin her ikisi de asit olabilir mi? Haliyle o da olabilir diyeceğiz. Ve hepsi arkadaşlar seçtiğimiz seçeneğimiz deniz oluyor. 5. sorumuzda eş hacimdeki sıvılardan kütlesi fazla olanın yoğunluğu fazladır şeklinde bize bir bilgi verilmiş. Aşağıda eşit hacimdeki farklı cins sıvılarla yapılmış deneyler gösterilmiştir. Kaplardaki sıvıların kütleleri arasında y büyüktür x ilişkisi vardır. Kapların kesikli çizgilerle gösterilen hacimleri eşittir demiş. Burada arkadaşlar y'nin kütlesi x'in kütlesinden daha fazlaysa bu durumda arkadaşlar ne dememiz lazım? Y'nin yoğunluğu da daha fazla dememiz lazım. Onu buraya not edelim. Demek ki D, y büyüktür dx'miş diyelim arkadaşlar. Ve deney bir de arkadaşlar ne olmuş? Oradaki x sıvısı ne bulunduğu kap yan yatırılmış ve bu durumda arkadaşlar basıncı nasıl değişir diye sorulmuş. Yine aynısı y'nin bulunduğu kap arkadaşlar yattığı yerden dikine kaldırılmış ve bu durumda basıncı nasıl değişir diye sorulmuş arkadaşlar. Buna göre düzenekler arasındaki basınç ilişkisini gösteren grafik hangisi olabilir denilmiş. Burada arkadaşlar sıvıların basıncı neydi? Hemen onu yazalım. P sıvı değilim arkadaşlar h çarpı d ydi. Burada ben düzeneyi yatırdığım zaman arkadaşlar orada ne değişecek? Derinlik değişecek arkadaşlar. Yoğunluk değişecek midir? Değişmeyecektir. O yüzden arkadaşlar burada derinliğimiz 3 h iken arkadaşlar burada sadece 1 h'a düşecek. Yani burada basıncımız 3 p iken p'ye düşüyor diye düşünebiliriz. Buna baktığımız zaman arkadaşlar a'da buna uygun bir grafiğimiz var. V'de buna uygun bir grafiğimiz var. C'de arkadaşlar yarıya düşmüş. 3'te 1'ine düşmemiş. O yüzden burada uygun bir grafiğimiz yok. Ve denizde arkadaşlar düşmemiş. Aksine artmış. O yüzden bu da yine uygun değil. Diğerine baktığımız zaman arkadaşlar şu an 1 h uzunluğunda var. Fakat b onu kaldırdığım zaman arkadaşlar sıvı seviyesi nereye kadar olacak? Tabii ki de buraya kadar olacak. O yüzden yükseklik nereye çıktı arkadaşlar? 2 aşağı çıktı. 2 aşağı çıktıysa da haliyle arkadaşlar ne olacak? Basınçta 2 katına çıkacak. Basıncın 2 katına çıktığı seçenek arkadaşlar. atanında var. Burs'ta var mı? Hayır. Orada arkadaşlar basınç artmamış. Aksine düşmüş. O yüzden burası da olmaz. O cevabımız bu yüzden adan olacak arkadaşlar. Altın sorumuza geldiğimizde laboratuvarda bezelerle yapılan bir deneyin sonucunda bazı verileri ulaşılmıştır. Bu verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur doğru denilmiş bize. Deneylerimize bakalım. Birinci deneyimizde defalarca yapılan çaprazlamalar sonucunda oluşan bireylerin %50'si saf genotipli, %50'si melez genotipliymiş. Bu durumu ortaya çıkaracak arkadaşlar. Alelleri yazalım. Buradaki bezelerlerimizin genotipini tahmin etmeye çalışalım. Şöyle birinci deneyimizde diyecek olursak arkadaşlar. Şayet biz büyük A büyük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlarsak ne olur arkadaşlar? Tabii ki de %50'si arkadaşlar büyük A büyük A çıkar. Yani saf genotip çıkar. Diğer %50'si ne çıkar arkadaşlar? Büyük A küçük A yani melez çıkar. Yani bu bezelerimizin bu genotiplere sahip olma ihtimalleri vardır. Veya arkadaşlar ne düşünebiliriz? Büyük A küçük A ile küçük A küçük a çaprazlarsak da arkadaşlar ne çıkar? %50 küçük A küçük A yani saf çıkar. Diğer yüzde listelerini çıkar arkadaşlar. Büyük A küçük A yani melez çıkar diyeceğiz. Yine arkadaşlar bezelerimizin bir diğer ihtimali de bu olabilir. İkinci deneyimize bakalım. Şöyle başlığımızı atalım. Ve ikinci deneyimizde denilmiş ki defalarca yapılan çaprazlama sonucunda oluşan bezeleler yüzde saf genotiplidir. Tamamının saf çıkması için yani homozigot çıkması için ne yapılması lazım arkadaşlar? Ya büyük A ağ, büyük A'ları birbiriyle çaprazlaması lazım ya da arkadaşlar küçük a ağa, küçük a'ları birbiriyle çaprazlaması lazım. Bunların çaprazlamanın arkadaşlar tamamı yüzde yani arkadaşlar büyük a büyük a yani saf çıkar veya yüzde arkadaşlar küçük a küçük a yani saf çıkar. Yani arkadaşlar bütün olasılıklarımızı şu an yazmış olduk. Şimdi buna göre seçeneklerimizde de doğru yarayalım. A'da denilmiş ki birinci deneydeki çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipi büyük A, büyük A çarpı küçük A, küçük A olabilir. Şayet arkadaşlar bunlar olursa ne çıkar? Yüzde 100 arkadaşlar melez çıkar. Biz %100 melez mi istiyoruz? Hayır, %50'si melez, %50'si saf istiyoruz. O yüzden bu olamaz. Zaten arkadaşlar biz olabilecekleri oraya aşağıya yazdık. B'ye geldiğimiz zaman 1. deneydeki çaprazlamada oluşan bezelerin baskın karakter fenotipinde olma ihtimali yoktur. Hayır arkadaşlar, bakın 1. yazdığımızda zaten baskın olma ihtimali vardı. O yüzden burada yoktur dediği için buna da atıyoruz çarpıyı. C'ye geldiğimizde ikinci deneydeki çaprazlamada oluşan bezelerin çekinik karakter fenotipinde olma ihtimali vardır demiş. Evet arkadaşlar şurada yazdığımızda %100'ü çekinik oluyordu. O yüzden bu ihtimal vardır diyeceğiz. Ve Denizli'ye geldiğimiz zaman ikinci deneydeki çaprazlamada kullanılan bireylerin genotipi büyük A, büyük A çarpı küçük A, küçük A olabilir. Oradan arkadaşlar %100 saf çıkar mı? Hayır. %100 arkadaşlar ne çıkar? Melez çıkar. Halbuki arkadaşlar bizde %100 e, saf istemiş. O yüzden bu da olmaz diyoruz. Ve doğru cevabımız Ceyhan'da vardı. Ceyhan'ı işaretliyoruz. Yedinci soruya baktığımızda X, Y, Z, T, K ve L elementlerin periyodik tablodaki yerleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş bize. Okuyalım ifadelerimizi. Atom numarasına göre sıralama şu şekildedir demiş. Atom numarasına göre arkadaşlar ne yapmamız lazım? Aşağıya doğru arttığını ve sağa doğru arttığını bilmemiz lazım. Yani bu durumda arkadaşlar L'nin en büyük olacak. Daha sonra K gelecek. Daha sonra bir üst satıra çıktığımız zaman yine sağa gittiğimiz zaman Y. Daha sonrasında T Z ve en üstte arkadaşlar X. Yani buradaki sıralamamız doğru mudur? Evet doğru diyelim. 2'ye geldiğimizde katman sayısına göre sıralama şu şekilde demiş. Katman sayısı deyince arkadaşlar neye bakıyorduk? Tabii ki periyotlarına bakıyorduk. Yani orada L ile K eşit olacak. Daha sonra bir üst katman çıktığımız zaman Y eşittir T eşittir z diyeceğiz. Yine bir üst katma çıktığımız zaman oraya büyüktür koyalım. x diyeceğiz. Yani buradaki sıralamamız doğru mudur? Tabii ki de arkadaşlar. Yanlış oluyor, hatalı oluyor. 3'e geldiğimiz zaman bu elementlerden sadece y ve k ametaldir. Bakalım arkadaşlar. y bir ametal, k bir ametal. Ancak arkadaşlar orada l ve x de arkadaşlar birer ametal. Yani burada l ile x'i de eklemesi lazım. O yüzden bu ifademiz de yanlış oluyor. 4'e geldiğimiz zaman Z ve T elementleri elektriği iletir. Yani bunlar metal midir diyor arkadaşlar. Çünkü metaller elektriği iletiyordu. Baktığımız zaman Z ve T'nin arkadaşlar her ikisi de metal. O yüzden onlara elektriği iletir diyoruz. Ve buna doğru diyoruz. 5. de geldiğimiz zaman K ve L elementleri soy gazlar grubunda yer alır. Baktığımız zaman L soy gaz arkadaşlar ama K nedir? Tabii ki de bir ametaldir. O yüzden buna da hatalı diyoruz. Ve bizden doğruları istediği için 1 ve 4'ü işaretliyoruz. 1 ve 4'te A seçeneği de var. 9. sorumuzda aşağıdaki yazı bilimsel bir dergiden alınmış ve ortancalarla ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre ortancalarda görülen bu durum ile ilgili olarak 1-2-3 yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Metnimizi okuyalım. Gizemli kimya ortanca çiçeklerinin rengini belirliyor. Dünyanın en popüler süs bitkilerinden biri olan ortancalar sürprizlerden oluşan bir kombinasyonu bünyesine barındırılır. Başka çiçeklerin çoğunda yeşil olan çanak yapraklar ortancalarda çiçek olgunlaşma sürecinde dönüşüme uğrayarak ortancanın türüne göre pembe, kırmızı veya mavi renklere bürünür. Yani ortanca çiçeğinde gördüğümüz renkli yapraklar sanıldığı gibi taç yapraklar değil dönüşüme uğramış çanak yapraklardır. Ortancanın rengi üzerinde yetiştirdiği toprağa göre değişkenlik gösterir. Bu çiçeklerin yaprakları ortanca bitkisi şayet asitik toprakta yetişirse mavi, bazik veya nötr toprakta yetişirse kırmızı veya pembe rengi alır. Ortanca çiçeğinin rengi toprağın asitik veya bazik olma durumunu göstermektedir denilmiş bize metnimizde. Şimdi arkadaşlar buradaki olay nedir onu söyleyelim. Burada toprağın yapısına göre oradaki çiçeğimizin rengi değişiyorsa ne dememiz lazım arkadaşlar? Bu olay bir modifikasyondur dememiz lazım. Yani aşağıda bize verilen cümlelerde modifikasyonla ilgili ifadeleri yer alacak. İlk cümlemizi okuduğumuz zaman çiçek renginin değişmesi uzun bir süreç gerektirmektedir denilmiş. Arkadaşlar modifikasyonlar uzun bir süreç gerektirir mi? Getirmez, gerektirmezler. Şayet arkadaşlar biz buradaki bitkiyi asistik topraktan bazik toprağa aktarırsak ne yapacaktır? Yeni açan çiçekler oraya uygun renkte açacaktır. O yüzden bu ifade ifademize doğru diyemeyiz. 2'ye geldiğimiz zaman çiçek renginin değişimini genlerin toprak yapısına bağlı gen işleyişinin değişmesiyle ilişkilendirilebilir. Genin işleyişi diyorsa arkadaşlar neyi işaret ediyordur? Modifikasyonu işaret ediyordur. O yüzden bu doğru seçeneğimiz. 3'e geldiğimiz zaman bu durum genlerin yapısına meydana gelen ani değişimlerle meydana gelmiştir. Genlerin yapısındaki değişmeler neydi arkadaşlar? Mutasyondu. Yani yukarıdaki olayımız mutasyon olmadığı için bunu da alamayız. O yüzden doğru seçeneğimiz yalnız 2 oluyor. O da alanı da var arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda aşağıdaki tabloda K, L, M ve N genleri 1, 2, 3 ve 4 bireylerini temsil etmektedir. Bir numaralı birey saf döl çekinik. Dört numaralı birey ise saf döl baskın olduğuna göre tablodaki baskın ve çekinik genleriyle melez döl bireyler hangisine doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar bir numaraya saf döl çekinik demiş. Oraya ne yazalım? Küçük A küçük A yazalım. Dörde ise arkadaşlar saf döl baskın demiş. Oraya da ne yazalım? Büyük A büyük A yazalım. Şayet arkadaşlar bir numara küçük A küçük A ise bu genler nereden gelecektir? Tabii ki K ve M'den gelecektir. Yani arkadaşlar K küçük a yine M küçük A olacak. Yine arkadaşlar ee, 4 numaraya baktığımız zaman bu genler kimden gelecek? L ve N'den gelecek. Yani onlara da büyük A ve büyük A yazmam lazım arkadaşlar. Diğer çapraz zamanında bulacak olursak arkadaşlar 3 numarayı ne yazmam lazım? Haliyle büyük A küçük A yine 2 numarayı da büyük A küçük A yazmam lazım. Şimdi arkadaşlar baskın olanlar hangi oldu? Tabii ki L ve N oldu. Yani şu ikisini almam lazım. Çekinik olanlar kim oldu? Arkadaşlar K ve M oldu. Yani yine burayı almam lazım. Melez olanlar hangiler oldu? 2 ve 3 oldu. Orada arkadaşlar şunu almam lazım. Ve doğru cevabımız ne çıkıyor? Ceyhan çıkıyor. Günümüzde bakterilerden insan insülini üretilmektedir. Üretilen bu hormon diyabet hastalarının tedavisinde kullanılır. Aşağıdaki görselde insülin hormonunun üretim aşamaları gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Yukarıya baktığımız zaman arkadaşlar ne yapılmış? Bakteriden plazmit çıkarılmış. Daha sonra insanların arkadaşlar o hormonu üretecek gen oradaki arkadaşlar DNA'ya aktarılmış. Ve Buradaki arkadaşlar plazmit tekrar ne yapılmış? Bakteri aktarılıp üretilmesi sağlanmış, çoğaltılması sağlanmış arkadaşlar. Bu sayede artık oradaki bakteriler insülin hormonu üretecek yeteneği kazanmışlar diyebiliriz. Bire geldiğimiz zaman gen yapılan bakterinin genetik yapısı değişmiştir demiş. Evet arkadaşlar artık bu sayede onlar da insülin üretebiliyorlar. Yani oradaki genetik yapı değişmesine doğru diyeceğiz. İkiye geldiğimiz zaman gen aynı tür canlılar arasında gerçekleşemez. Yukarıda arkadaşlar farklı tür canlılar verilmiş fakat aynı tür canlılar arasında gerçekleşemeyeceği ile ilgili bir ifade kullanılmış mı? Hayır kullanılmamış. O yüzden bunu atıyoruz çarpıyı. 3'e geldiğimiz zaman bakterilerden insülin hormonu üretimi biyoteknolojinin çalışmalarına gelir. Evet arkadaşlar bu biyoteknolojik bir yöntemdir. O yüzden buna doğru diyoruz. Ve doğru olduğu olanlardan arkadaşlar 1 ve 3 olduğu için Bursa'yı seçiyoruz. 11. sorumuzda rüzgarın yönünün tespit edilmesinde rüzgar tulumları kullanılır. Tulumun dar ucu hangi tarafa doğru yöneliyorsa rüzgar o yöne esmektedir. Rüzgar tulumunun yataydaki bölme sayısı rüzgar şiddetiyle doğru orantılıdır denilmiş. Aşağıdaki görsellerde K, L, M, N şeylerinde aynı anda oluşan rüzgarların yönleri gösterilmiştir. K ve L şeylerinin birbirine, M ve N şeylerinin de birbirine komşu olduğu bilinmektedir. Buna göre K, L, M ve N şeylerinin sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Burada arkadaşlar rüzgar nereden nereye oluşur? Tabii ki de arkadaşlar yüksek basınç basınçtan alçak basınca ve arkadaşlar şöyle diyebiliriz ki rüzgar soğuktan sıcağa doğru oluşur diyeceğiz. Yani birinci görselimize baktığımız zaman rüzgar K'den L'ye doğru esiyorsa arkadaşlar ne dememiz lazım? K şehri daha soğuktur diyeceğiz. L şehri oraya göre arkadaşlar daha sıcak diyeceğiz. Diğerine baktığımız zaman da bu sefer tam tersi yönde yani N'den M'ye doğru esecek ve haliyle N daha soğuk olacak arkadaşlar ve M şehri oraya kıyasla daha sıcak olacak. Şimdi seçeneklerimizde bunu arayacağız arkadaşlar. A'ya baktığımız zaman K ile L arasında arkadaşlar nereye doğru eser? L'den K'ye. Halbuki biz arkadaşlar tam tersini istiyorduk. O yüzden diğerine bile bakmaya gerek yok. Bu hatalı oldu arkadaşlar. Bursa'ya geldiğimiz zaman 15'ten 25 e edecek yani soğuktan sıcağa doğru. Diğerinde de arkadaşlar yine 10'dan 20'ye doğru edecek. Buradaki doğru birincisindeki kL arasındaki doğru. Fakat ile arasındaki doğru mu? Hayır arkadaşlar. O yüzden bunda da hata var diyoruz. Bunu da eliyoruz. C'ye geldiğimiz zaman 20'den 30'a burası doğru arkadaşlar. Diğerine geldiğimiz zaman 15'ten 25'e yine soğuktan sıcak gidersek. Yani burada da arkadaşlar MN arasındaki rüzgarda hata var mı? Var. O yüzden burayı deledik. Denizli doğru çıkması lazım. Hemen oraya bakalım. Denizli'de 14'ten 18'e olacak birinci rüzgarımız. Diğerinde de 20'den 24 olacak. Yani arkadaşlar yukarıdaki rüzgar yönüyle uyuşuyor mu? Uyuşuyor. O yüzden cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. 12. sorumuzda bir sınıfta bulunan 4 grup öğrenci çeşitli basit makineler tasarlıyor. Hepsinin tasarladığı basit makinelerde kuvvet kazancı sağlanması isteniyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi bu öğrenci gruplarına ait olabilir demiş. Arkadaşlar kuvvetten kazancımız varsa ne olması lazım? Büyük bir yükü daha düşük bir kuvvet uygulayarak dengelememiz lazım. Yani bize verilen grafiklerin hepsinde ne olması lazım arkadaşlar? Yük değeri büyük kuvvet değeri düşük olması lazım. A'ya baktığımız zaman birinci grup uygun, ikinci grup uygun, üçüncü grup uygun fakat 4 dördüncüde arkadaşlar kuvvetten kazanmamış kaybetmiş. O yüzden burayı eledik. B'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar buradaki kuvvet değerimiz daha büyük. Biz böyle istiyor muyduk? Hayır. O yüzden burayı da eledik arkadaşlar. C'ye geldiğimiz zaman kuvvet değerim daha küçük uygun. Kuvvet değerim daha düşük uygun. Üçüncü grupta da arkadaşlar uygun. Dörtte de uygun. Yani arkadaşlar dördünde de kuvvetten kazanmış diyebiliriz. Yani aradığımız seçenek bu olacak. Denizli'ye de bakalım. Orada da hata olması lazım. Orada arkadaşlar üçüncü ve dördüncüye bakacak olursak orada ne var arkadaşlar? Kuvvetten kazanç Yok. O yüzden arkadaşlar denizli deliyoruz. Doğru cevabımız Cihan oluyor. 13. soruda arkadaşlar bize 5 tane cümle vermiş ve denilmiş ki fen bilimleri öğretmeni tahtaya kavram, tanım ve örnekleri yazıyor. Daha sonra Emre'nin cevaplarını söylemiş bize ve buna göre öğretmenin Emre'nin cevaplarını değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Önce cümlelerimize bakalım. Bir de denilmiş ki canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için bulunduğu ortam koşullarına uyum sağlaması. Bu arkadaşlar neyin tanımı? Adaptasyonun tanımı. Buraya adaptasyon diye kısaca yazalım. 2'ye geldiğimiz zaman genin işleyişinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişimlerdir. Bu da arkadaşlar modifikasyon tanımıydı. Şuraya kısaca modifikasyon yazalım. 3'e geldiğimiz zaman fazla ışıkta göz bebeğinin büyümesi, az ışıkta göz bebeğinin küçülmesi. Bu arkadaşlar neye örnek? Tabii ki de bir adaptasyon örneği. Şöyle adaptasyon Örnek diyelim arkadaşlar. 4'e geldiğimiz zaman kara hindiba bitkisinin daha da uzun boylu ovada kısa boylu oluşması. Bu da arkadaşlar neyin örneği? Tabii ki de bir modifikasyon örneği. Şöyle modifikasyon örnek diyelim. Ve 5.'ye geldiğimiz zaman van kedisinin farklı renkli gözlerinin olması. Bu da arkadaşlar bir mutasyon örneğidir. Ona da mutas örnek diyelim arkadaşlar. Şimdi Emre'nin değerlendirmelerine bakalım arkadaşlar. Emre eşleştirmesinde adaptasyon örneklerine 3 demiş. 3'e baktığımız zaman adaptasyon örneği var mı? Evet var. Oraya dikkat atalım. Mutasyon örneğine 4 demiş. Hayır arkadaşlar orada hata var. Orada modifikasyon örneği var. Modifikasyon örneklerine 5. Orada da arkadaşlar mutasyon örneği var. Yani şuradaki 4 ile 5'i yanlış yazmış. Ne? Yer değiştirmesi lazım. Emre daha sonra adaptasyon tanımı için 1 demiş. Bir de arkadaşlar adaptasyon tanımı var mı? Var. Modifikasyon tanımı için 2'yi seçmiş. 2'de de modifikasyon tanımı var. Yani buraya göre arkadaşlar ne yapılması lazım? Buradaki mutasyonla modifikasyon örneklerinin yer değiştirmesi lazım. Konuyu tam olarak biliyor demiş. Hayır arkadaşlar hatası var. Tanımları biliyor ancak mutasyon ve modifikasyon örnek örneklerini karşılıyor. Evet arkadaşlar o örnekleri birbiriyle karıştırmış. E, C'ye geldiğimizde sadece adaptasyon örneğini karşılıyor. Hayır adaptasyon örneğini doğru vermişti. O yüzden bu değil. Sadece adaptasyonun tanımını karşılıyor. Hayır tanımı doğru vermişti. Bu da değil. Doğru cevabımız arkadaşlar Bursa var. Bursa işaretliyoruz. 14. soruya geldiğimiz zaman bir sınıfta bulunan 3 öğrenci farklı makara sistemleri oluşturmuşlardır. Sistemlerle ilgili öğrencilerin verdiği bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 3 öğrencinin kurduğu düzeneklere örnek olarak gösterilemez denilmiş. Ayşe ile başlayalım. Ayşe demiş ki iki farklı makara tipi kullanıp kuvvetten kazan sağladım. A'ya baktığımız zaman buradaki hareketli Ortadaki hareketli üstteki sabit. Yani arkadaşlar iki tane farklı makara tipimiz var mı? Var. Kuvvet kazancımız var mı? Var. Yani Ayşe bunu kullanmış olabilir. Bursa'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar her üçü de sabit. Yani iki farklı makara tipi var mı? Yok. O yüzden bunu kullanmamış diyeceğiz. C'ye geldiğimiz zaman her üçü de hareketli. Yani yine burada iki farklı makara tipi kullanmadığına göre Ayşe bunu da seçmemiştir arkadaşlar. Denizli'ye baktığımız zaman buradaki hareketli, buradaki hareketli diğer ikisi sabit arkadaşlar. O yüzden yine bunu da seçmiş olabilir mi Ayşe? Burada kuvvet kazancı da olduğuna göre bunu da seçmiş olabilir. Yani Ayşe için iki tane olasılığımız var. Nazlı'ya geldiğimiz zaman 3 adet makara kullandım. Sadece 2 tanesi hareketliydi demiş arkadaşlar. Bakalım 3 tane makara kullanılan sistemlerimizde A'da, B'de ve C'de var arkadaşlar. Bunlardan ikisi hareketli olan Nerede var? A'da var arkadaşlar. Bursa'da var mı? Yok. Ceyhan'da var mı? Yok. Demek ki Nazlı arkadaşlar Adana'yı seçmiş olabilir. Fatma'ya geldiğimiz zaman sistemde yoldan 8 kat kayıp yaşadım demiş. Arkadaşlar yoldan 8 kat kaybediyorsa ne yapıyordur? Kuvvetten 8 kat kazanıyordur. Buradaki sistemlerimizin hangisinde arkadaşlar kuvvetten 8 kat kazanırız, yoldan 8 kat kaybederiz? Tabii ki de arkadaşlar C'deki sistemimizde. Yani buradaki Ayşe, Nazlı ve Fatma arkadaşlar A'yı seçmiş olabilir. C'yi seçmiş olabilir veya D'yi seçmiş olabilir. Fakat Bursa'yı seçen bir öğrencimiz var mı? Yok. O yüzden cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. 15. soruda bir depoda çalışan iki farklı işçi aynı yüksekliğe sahip iki kamyona farklı uzunluktaki rampaları kullanarak kasa yükleyeceklerdir. Buna göre kamyonları kasaları yükleyen işçilerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar burada her ikisinde de eğik düzlem var. Fakat eğik düzlemlerden arkadaşlar ikisinin de e, boyu birbirinden farklı olduğu için buradaki arkadaşlar kuvvet kazançları birbirinden farklı olacak. Her iki düzenekte de yoldan kayıp vardır. Arkadaşlar eğik düzlemlerde kuvvetten kazanırız yoldan kaybederiz. Her ikisinde de yoldan kayıp vardır demesi o yüzden doğrudur. Her iki düzen de kuvvetten kazanç vardır. Evet arkadaşlar ilk düzlemlerde kuvvetten kazanırız. O yüzden bu da doğrudur. Her iki düzenekte de işten kazanç vardır. Arkadaşlar basit makinelerde işten ve enerjiden kazanır mıyız? Kazanmayız. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Her iki düzenekte de iş kolaylığı sağlanmıştır. Evet basit makineler iş kolaylığı sağlar. Bu da doğru. Yanlışımız Ceyhan'daydı. Ceyhan'ı işaretleyelim. 16. sorumuzda aşağıda verilen dengedeki makara düzenine gösterildiği gibi iki basamakta yeni makaralar eklenmiştir. Tüm düzeneklerde sistem dengededir. Buna göre düzeneklerde uygulanan kuvvetin şiddetini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir denilmiş bize. Burada arkadaşlar öncelikle birinci düzenimizdeki kuvvetlerimizi hesaplayalım. Burada arkadaşlar 20 Newton'umuz var. İki tane de hareketli makaramız var. Hareketli makaralar arkadaşlar kuvvetten kazandıran makaralardı. Ve burada arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bu 20 Newton'u alttaki bulan hareketli makaramızda 10 Newton ve 10 Newton şeklinde paylaştırmamız lazım. Diğer hareketli makaraya geldiğimizde ise arkadaşlar yine ikiye böleceğiz ve 5 Newton şeklinde arkadaşlar buradaki kuvvet değerimizi bulacağız. Yani burada iki hareketli makara toplamda 4 kat kazanç sağlamış. Biz 20 Newton'u 5 Newton'la dengelemişiz. Yani arkadaşlar grafiğimiz neyle başlayacak? 5 Newton'la başlayacak. O yüzden Adana'yı eledik arkadaşlar. Bursa'da 5 var. Ceyhan'da 5 var. Denizli arkadaşlar birinci de 10 var. O yüzden 10 da eledik. Yani B veya C'den biri olacak. Daha sonra arkadaşlar ikinci düzenimize geldiğimiz zaman bu sefer ne eklenmiş? Sabit makara eklenmiş. Sabit makaralar arkadaşlar kuvvetten kazandırır mı? veya kuvvet kazanacağı herhangi bir katkısı var mıdır? Yoktur. Yani arkadaşlar oradaki 5 Newton değerimiz hala 5 Newton olarak kalacak. Ve arkadaşlar son düzenimize geldiğimiz zaman yine sabit makara eklenmiş. Sabit makaralar arkadaşlar yine kuvvetten kazandırmayacağı için oradaki 5 newton değerimiz değişecek midir? Değişmeyecektir. Yani arkadaşlar buradaki düzenimiz değiştikçe orada uygulayacağımız kuvvet de değişmeyecek ve 5 newton olarak devam edecektir. O da arkadaşlar buna uygun olacak şekilde bursa da grafiklenmiş. 17. sorumuzda dişli çark düzenekleri ile ilgili aşağıdaki bilgi kartları hazırlanmıştır. Buna göre bilgi kartlarında bahsedilen dişli çark düzenekleri aştakilerden hangisi olabilir deniliyor bize. Önce birinci düzeneyimize bakalım. İki dişlilerin oluşuyormuş. Dönüş yönleri aynıymış ve tur sayıları aynıymış. A'ya baktığımız zaman arkadaşlar iki dişlimiz var. Dönüş yönleri aynı mı? Hayır arkadaşlar. Biri saat yöndeyken biri saat yönünün tersine. O yüzden eliyoruz arkadaşlar. Bursa'ya geldiğimiz zaman burada da yine arkadaşlar dönüş yönlerinde bir farklılık görüyoruz. O yüzden bunu da iliyoruz Şenha geldiğimiz zaman bunların merkezleri çakışık arkadaşlar. Onlar kaynatılmış. Bu durumda arkadaşlar onların dönüş yönleri aynı olacak ve haliyle tur sayıları da aynı olacak. O yüzden bu olabilir. Denizli'ye baktığımızda da ona benzer bir sistem var. O yüzden o da olabilir diyoruz arkadaşlar. Yani A ve B'yi eledik. C ve D üzerinden devam ediyoruz. İkinci düzenimizde yine iki tane dişlimiz var. Bu sefer dönüş yönleri zıt ve tur sayıları aynı olacak arkadaşlar. Şeyhan'a baktığımız zaman Şeyhan'daki düzenlerimizde dönüş yönleri arkadaşlar zıt. Fakat tur sayıları aynı mı? Hayır arkadaşlar tur sayıları farklı. O yüzden burayı da kabul edemiyoruz. Fakat denizde arkadaşlar hem dönüş yönleri zıt hem de arkadaşlar tur sayıları aynı olduğu için ardımız düzenek bu oluyor ve denizli işaretliyoruz. 18'e geldiğimizde aşağıda kapalı bir kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkime denklemi modellenmiştir. Karbondioksitin oluşum tepkimesi modeline göre 1-2-3-4 ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Okuyalım. Bir de denilmiş ki karbon molekülleri ve oksijen molekülü kimyasal tepkimeye giren maddeler karbondioksit molekülleri tepkime sonucu oluşan ürünlerdir. Evet arkadaşlar oradaki karbon ve oksijen giren karbondioksit ise üründür. O yüzden buna doğru diyoruz. İkiye geldiğimiz zaman karbon ve oksijen moleküllerinin atomlar arası bağları kırılmış ve karbon atomları oksijen atomlarına bağlanarak yeni bir madde oluşturmuştur. Evet arkadaşlar bu ifademiz de doğru. Orada kendi aralarındaki bağlar kırılarak birbirleriyle bağ oluşturmuşlar ve arkadaşlar karbondioksiti e, meydana getirmişler diyeceğiz. 3'e geldiğimizde tepkimedeki atom sayıları ve atom cinsleri değişmiştir. Hayır arkadaşlar atom sayısı da atom cinsleri de korunmuştur. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. 4'e geldiğimizde başlangıçtaki karbon ve oksijenin kütlesi oluşan karbondioksitin kütlesini eşittir. Arkadaşlar zaten kapalı bir kapta gerçekleşiyor ve burada kütle korunacağı için bu ifademiz de doğru oluyor. Yani burada 1, 2 ve 4'ü almamız lazım ve denizliyi işaretliyoruz. 19. soruya geldiğiniz zaman günlük hayattan örnek vermek isteyen İsmail Örtmen omlet yapımının aşamalarını aşağıdaki gibi numaralandırmıştır. Buna göre omlet yapımındaki olaylar kimyasal ve fiziksel değişim olarak gruplandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur denilmiş. Bakalım aşamalara. 1 de yumurtalar kırılarak bir kase içerisine toplanır. Yumurtanın kırılması fiziksel değişimdir arkadaşlar. 2 de yumurtalar kase içerisine karıştırılır. Buradaki karıştırma işlemi yine Fiziksel değişim olacak. 3'e geldiğimiz zaman tereyağı tavaya konulur ve eritilir. Burada arkadaşlar ne var? Hal değişimi var sadece. O yüzden bu da fiziksel olacak ve karışım tavaya dökülerek pişirilir. Buradaki pişirme olduğu için arkadaşlar orada kimyasal olacak. Yani 4 numara kimyasal, diğer hepsi fiziksel olan denizli seçeneği bizim aradığımız seçenek olacak. 20. ve son sorumuza geldiğim zaman kutuların içerisinde bazı çaprazlamalarda kullanılan bezelilerin fenotiplerin ve çaprazlama sonuçlarına ilişkin bazı bilgiler verilmiştir. Sadece bu verilerden yola çıkarak deney sonuçla ilgili yorumlar yapılacaktır. Yapılan deneylere göre 1-2-3 bilgilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir denilmiş bize. Deneylerimize bakalım. Birinci deneyimizde yapılan deneyin birinci aşamasında çaprazlama sonucunda oluşan bezelilerden biri buruşuktur. İkinci aşamasında ise oluşan bezelilerin tamamı buruşuk olmaktadır demiş. Yani arkadaşlar birinci deneyin birinci aşamasına düz bezeliler çaprazlandığı zaman buruşuk çıktığına göre burada ne olması lazım arkadaşlar? Demek ki bunlar heterozigot olması lazım. Yani burada buruşukluk yenili arkadaşlar küçük b diyecek olursak Bunlar demek ki küçük B küçük B olacak ve arkadaşlar buradakilerde ne olacak? Büyük B küçük B olması lazım. Ve burada da arkadaşlar ne diyeceğiz? Düz olmak buruşuk olmaya baskındır diyeceğiz arkadaşlar ve arkadaşlar alttaki birinci cümlemizi okuyacak olursak düzgün tohumlu olma özelliği buruşuk tohumlu olma özelliğine baskınır demiş. Bunu arkadaşlar deney bir e, doğruluyor mu bize? O yüzden bunu oluşturabilir diyeceğiz arkadaşlar. İkinci deneyimizde bize demiş ki yapılan deneyin birinci aşamasında çaprazlama sonucunda oluşan bezeleler yeşil tohumludur. İkinci aşamasında ise oluşan bezelelerin tamamı sarı olmaktadır. Arkadaşlar yeşiller kendi aralarında çaprazlanırken yeşil çıkmışlar fakat işin içerisinde sarı girdiği zaman ne olmuş? Tamamı sarı olmuş. Demek ki arkadaşlar sarının varlığında sarı etkisini gösteriyorsa ne dememiz lazım? Sarı baskın dememiz lazım. Demek ki arkadaşlar buradaki yeşiller çekinik olacak. Yani bunlara küçük s, küçük s diyecek olursak buradaki arkadaşlar yeşile, buradaki sarıya ne dememiz lazım arkadaşlar? Büyük e, s, büyük s dememiz lazım arkadaşlar. O yüzden burada da sarı yeşile baskındır ifadesini arayacağız arkadaşlar. 2'ye geldiğimiz zaman sarı tohumlu olma özelliği yeşil tohumlu olma özelliğine baskındır demiş. O yüzden bu da Doğru oluyor. Diğerine geldiğimiz zaman üçüncü deneyimizde yapılan deneyin birinci aşamasında çaprazımız sonucunda oluşan bezeleler mor çekilmiş, ikinci aşamasında ise oluşan bezeleler beyaz şekliymiş. Sadece bunlara bakarak arkadaşlar mor mu baskın beyaz mı baskın anlayamam. Burada morları beyazlarla çaprazlasaydı veya morlar kendi aralarını çaprazlandığı zaman oradaki ürünler arasında beyaz olsaydı arkadaşlar morun baskınlığı ile ilgili bir ifade kullanabilirdim. Fakat burada morlar morlarla çaprazlanmış hepsi mor çıkmış. Beyazlar beyazlarla çaprazlanmış hepsi beyaz çıkmış. O yüzden burada mor mu baskın beyaz mı baskın anlayamam arkadaşlar kesin olarak. Burada 3. cümlede mor şekli olma özelliği beyaz şekli olma özelliğine baskın demiş. Fakat arkadaşlar az önce söylediklerimizden dolayı bu kesin değildir. Onun doğruluğundan emin olamayız. O yüzden bir ve 2'yi seçmemiz lazım. Cevabımız bursa oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.